Annesi İsa'nın lütfu, Peder Allah'ın sevgisi ve birlik sağlayan kutsal ruhun kudreti daima sizinle beraber olsun. Sevgili kardeşlerim, bu kutsal gecede tüm dünyaya müjdeyi ilan edelim. Rabbimiz Mesih İsa, kurtarıcımız doğdu. Yüreğimizi sevinçle doldurdu ve hepimizi yeni ve ebedi hayata kavuşturuyor. Sevinçle onu övelim. Sevinçle göklerdeki babamıza övgülerimizi sunalım. Ve sembolik bir şekilde onun kutsal heykeli aramıza kabul ettik. Ama Mesih İsa bir heykel değil. Mesih İsa gerçekten aramıza gelecektir bu akşam. Yüreklerimiz açalım. Çünkü Allah'ın sözünde o kendisi bize bildirecek. Ve kutsal Efkaristiya gizemi aracılığıyla kutsal sunak üzerinde kendisi beden ve kanı aracılığıyla aramıza gelecektir. Onunla karşılayabiliriz ama günahlarımızdan, imansızlığımızdan dolayı belki onu göremeyiz. Onu layık bir şekilde yüreğimize kabul edemeyiz. Bunun için tövbe edelim. Ve kutsal Efkaristiya'nın başlangıcında vicdan yoklamasını yapalım ki tüm günahlarımız için pişmanlık duyarak, Allah'ın merhametine sığınarak ondan af dileyelim. Kitapçıkta pişmanlık eylemi sayfa 7'de bulabilirsiniz. For English speaking brother, you can find the penitential act on the booklet at page 6. Beraber söyleyelim. Her şeye kadir Allah ve size kardeşlerim, düşüncelerimle ve sözlerimle, eylemlerimle ve ihmallerimle çok günah işlediğimi itiraf ediyorum. Gerçekten günah işledim. Bu nedenle Bakire Meryem Ana'ya, meleklere, bütün azizlere ve size kardeşlerim yalvarıyorum. Benim için Rabbimiz Allah'a dua ediniz. Her şey kadir Allah bize merhamet etsin. Günahlarımızı affetsin. Ve bizi ebedi hayata kavuştursun.